Judgment serisi kaldığı yerden devam ediyor. Şimdi bilmeyenler için konuyu çok kısa toparlayacağım. Dünya cehennemden gelen yaratıklar tarafından istila ediliyor. Dünyanın istila edilmesiyle beraber insanoğlu yerleşim yerlerini terk ediyor. Bütün yerleşim yerleri artık iblislerin kontrolünde. Ormana saklanıp doğaya kaçıyorlar ve doğada hayatta kalmaya çalışıyorlar. İşte kendi kendimizi yetmeyi amaçlıyoruz. Bir yandan sebze meyve yetiştiriyoruz. Bir yandan buğday yetiştirip kendi ekmeğimizi üretmeye çalışıyoruz. Bir yandan da bu gelen iblis saldırılarına karşı ayakta kalmaya çalışıyoruz. Base'deki herkesin belli bir görevi var. Örneğin Kara Mermer Base'in amelesiyken Gamze Bey'in takımından aynı zamanda çok çok kuvvetli. Ve savaşlarda bulduğunu indiriyor. Çakalay aynı şekilde misal. Çakalay da scoutlardan biri. Onun vision yeteneği, görüş yeteneği diğerlerinden daha büyük. Alp abi bir Prest. Alp abinin özelliği ne? Alp abi bey. Alp abinin özelliği ne Prest olmasıyla beraber? Ha, kutsal silahlar kullanabiliyor abi. Ya da damage'i fazla olabiliyor. God'un mu oturtabiliyor falan. Alp abinin güzel özellikleri var. Alaman Mami var. Kendisi bir survivalist, hayatta kalma uzmanı. Hayatta kalmanın uzmanı olmasıyla birlikte okçuluk yeteneği de gelişmiş. Galiba Çakalay'da da okçuluk vardı ya. Aynen. Çakalay ile Alaman Mami böyle ilkel abi. Oklarla karşı tarafa sıkacaklar sürekli. Şimdi biz bir yandan research puanı bekliyoruz abi, tamam mı? Niçin research puanı bekliyoruz? Çünkü bizim hayvancılığı araştırmamız gerekiyor. Araştırdık mı yoksa hayvancılığı? Bir saniye. Ha, hayvancılığı araştırmışız. Özür dilerim. Ne yapacağız o zaman hayvancılık araştırıldığına göre? Sanırım tuğla yapımını araştıracağız, öyle mi? Hı-hı. Tuğla yapımı araştırılacak abi. Hayvancılık araştırılmış çünkü. O zaman crafting'deki arkadaşlar boş durmasınlar. Elimizde bulunan mevcut işlenmemiş odunları işlenmiş odun haline getirelim. Hatta otomatik 30 tane işlenmiş odun craftlasınlar sürekli. Minimumda 30, maksimumda 30. Bir tane şeyimiz var ama bu yeterli gelecektir diye tahmin ediyorum. Oyunun sonu var elbette. Sana verilen görevleri yerine getirmeye çalışıyorsun. Örneğin burada oyun sana diyor ki bir tane kütüphane yapmalısın. Oculus'la alakalı bu şey ne olduğunu bilmiyorum bunun. Oradan da Demon Origins'i araştırmalısın. Yani Oculus dediği aslında şey şu. Ayinler, kara büyüler. O kara büyüler üzerine odaklanıyorsun. İşte iblislerin yapısı nedir? Kutsal kitaplarda iblisler nasıl tarif edilmişler? Bunlardan nasıl kaçabiliriz? Nasıl saklanabiliriz? Hangi kara büyü ritüelleri ne işe yarar? Anladın mı? Bu tarz şeylere yöneliyorsun. Ablam hoş geldin. Teşekkür ederim. İyi yayınlar ve kolay gelsin dileğin için. Ablacım. Sağ olasın. Nasılsın? İnşallah iyisindir. Cemal'cim görüşürüz canım, eyvallah. Kendine ve göbeğine dikkat etme. Aa, benim göbeğe bir şey olmaz kanka ya. Ne getirdiniz hocam? Oha oha oha, bu herifler ticarete gelmemiş. Bu herifler canımızı almaya gelmiş abi. Bak, bir tane silah alalım desem bütün base'i istiyor herifler. Ki bütün base o kadar etmiyor. Biz kendi kendimize yeteriz aslan. Sen canını sıkma. Şimdi elimizdeki malzemeler güzel. Biriktirebildiğimiz kadar buğday biriktirelim. Temel amacımız o zaten. Şurada ağaçlar birikmeye devam etsin. Ağaç kesmekle beraber bir de ben ağaç ekmek istiyorum abi. Ağaç dikmek istiyorum. Şurayı bir ağaçlandır. Ve Şener, amele mermer deyince hangi moderatör beni vurdu bilmiyorum ama onu kınıyorum ve mermer amele yani demiş. 25 bit göndermiş. Eyvallah canım. Teşekkürler. Teşekkürler. Ablam benim hariç herkese teşekkürler dedi galiba ya. Hoş bulduk diye. Alp abinin farming skill'lerini mi geliştirsek yoksa bina yapma yeteneğini mi geliştirsek? Onu ayarlamaya çalışıyorum. Zaten tarlada yeterince iyi çalışıyor Alp abi ya. Bence bir yandan böyle bir de binaları hızlı yapmaktan anlasa çok çok keyifli olur gibime geliyor. Ağaçlandırma çalışmalarımız da devam etsin. Ağaçlandırma önemli. Bununla beraber yeterince research puanı birikti mi? Birikti. Hemen crafting'den furnace'ı ve tuğla yapımını araştırdık. Bununla beraber bir stove yapacağız tabii ki. Bu ekmek yapabilmek adına yardımcı olacak. Stove'u şöyle koyalım. Buraya bir yatak, buraya bir yemek alanı gelecek. Şuraya da bir şey yapacağız. Sağlık kliniği yapacağız.
Sana anca sıra geldi ablam. Sağ olasın ablacığım, gayet iyiyim. Sen nasılsın? Abla, bir şey rica edeceğim. Sana zahmet. Neyse, bir şey rica etmeyeceğim. Vazgeçtim. Şey nerede ya? Hah, furnace. Furnace için 20 tane taş gerekiyor. Ebesinin nikahıymış ya. Aleykümselam Utku, merhabalar. Hoş geldin. Aha! Birisi ekstra bir şeyler keşfederken aydınlandı. Lay Dominus, aleykümselam, hoş geldin. Dominos mu? Anladım. Ablacım, biri hani ya da birileri, kişi ya da kişiler benim hakkımda sana fiskoslarsa sana zahmet. Sen onları duymamazlıktan gel. Olur mu? Üstü kapalı bu kadar diyeyim anca. Evet. Lady Dominis ya da Lady Ominis. Bence Nick'ini katlettikten sonra kaçtı. Eyvah dedi, adam okuma yazma bilmiyor. Gidelim buralardan. Anladım ben onu, sen rahat ol. Ablam, canımsın. Canımsın. Biri fiskos derse sen... Sana zahmet. Fiskosa çok gelme. Evet, onu dedim. Doğru. Kaçış butonu aktif edilmiş olabilir. Adam okuma yazma bilmiyor diye. Aslında biliyorum. Öğrendim. Ama uzun zaman oldu. Unuttum. Nick okumak konusunda kötüyüm ya da şu an fazla... Oğlum... Base'de bir tane yatak olunca yetmiyor işte. Ya da fazla açım, bilmiyorum. Bunlar taş kazmaya falan gitmeyecekler değil mi? Şu ormanı bitirene kadar gitmeyecekler en azından. Peki ormanın bir kısmını iptal etsek? Ya çok büyük bir ağaçlandırma çalışması yapamayacağız galiba. Loxina, hoş geldin, ne var? Dün başladık seriye. Bunlar YouTube'a gelir, merak etme. Sence ben tuzağa düşer miyim hiç? Ablam, canımsın. Su mu yok? Lan var su. Bir saniye. Beyze su çeken elemanın kafaya şey gitmedi mi? Kan gitmedi mi? Kim su getiriyor eve? Arkadaşlar, artık gururla söylüyorum ki Ozan eve su taşıyor. Taşı Ozan. Şimdi hem tarla su kullanıyor, hem %92 mi? Birazdan bir invek diyeceğiz kafamıza bu arada. Hem tarlalar su kullanıyor, hem bizimkiler su kullanıyor. Beyler, yalnız bak, bunlar çok kalabalık gelecek gibi. Ben korkuyorum ha. Vallahi korkuyorum. Benim her şeyim artı, ben nasıl bir ameleyim? Ya Mami, sen... Scouting Party, dur. Dur. Bak. Burayı birileri gözlemeye gelmiş. Benim nikah ne? Siz görmüyorsunuz tabii benim kafadan değil mi? Dur. Göreceksin kanka, merak etme. Abi kurt adam ne? Kurt adam bizi yer hocam. Daha kıçımızda dandik scrap armorlar var. Bence Ying Yang buraya doğru gitmeli ya. Efendim sevgili Şener, isim sırası var mı oyunda abi? Kafana göre mi veriyorsun ya da parası olana mı veriyorsun? Olabilir, olabilir. Yok, herkeste ok var. Herkeste ok var Gamze. Herkesi silahlandırdım. Base güvende de sıkıntı. Efendim nasıl tar ya? Invade'i ölmesek bari, arkada oyun oynarken seni dinliyorum demiş. Hallederiz, hallederiz. Bizim ekip kuvvetli. Bak ne yapacağız biliyor musunuz? Mami'yi önden salacağız. Mami diyeceğiz, git aslanım bir dayak ye. Bak. Güzel. Şimdi bir yere kurulmamız lazım kanka. Bir yere kurulmamız lazım. NMS Sandra, hoş geldin canım. Abi şuraya doğru bir ilerlesenize. Arabanın oraya pusalım. Bak, buranın, burası dar koridor, tamam mı? Buraya pusarsak rahat ederiz abi. Şimdi aramızdaki en iyi nişancı Gamze. Onu aldım, arabanın köşeye koydum. Çakalay onun yanına. Ama bir saniye, Gamze'nin böyle menzili çok azalıyor. Alp abi şurayı bir açsın. Yanlış yere mi pusuyoruz acaba ya? Alp abi de şöyle gelsin. Ali Bey buraya otursun.
Ama yok yok yok, bura olmadı abi, bura olmadı. Herkes size hayır bekle. Aynı düzen. Herkes aynı düzen. Mami gidip çekecek çocukları, yapacak bir şey yok yani. Bu köşeye saplı kaldık. Pst. Şunların birinin kafasına sık Mami. Kaç oğlum. Kaç. Güzel. Ali Bey minik bir damage yedi. Pusacak yer bulamıyorum ki. Berat, bizim 50-60 aylık abonemiz de var Berat. Onlar iblisler mi? Yep. Ben kurt adamdan korkuyorum. Kurt adam çok hızlı koşuyor. Mami yer kurt adam ya. Acaba böyle evin orayı mı alsak? Herkes bir evin oraya koşsun. Şuradan geçerken gözükmeseler bari. Ali Bey tek geçiyor orada. Ali Bey dayak arsızı olmuş. Eyvah. Evet, fight başladı. Çakaleyi bir tur geri kaçırmak lazım. Kurt adam vuruyor çünkü ona. Gamze tanklar. Umarım güzel tankladı. Şimdi peki bu bize ne kazandırdı arkadaşlar? Onu söyleyeyim size. Hiçbir şey. %80. Oğlum önceden bayağı düşüyordu. Ha, üstüne mermer evde tek kaldı yani. Tarlalarla falan da ilgilenemedi herif. Mermer evde tek kaldı. Clay lazım. Şuradan bir Clay'e abanır mısınız? Merhaba. Taşı salla Clay. Abi artık tuğla yapıp bir an evvel şeyi yapmam lazım bak. Bir an evvel hayvancılığa girişeceğim. Hayvancılığa giriştikten sonra... Eyvah ya hakikaten. Hayvancılığa giriştikten sonra yavaştan hastane yapmam lazım. Hastane, ev, yatakhane, her şeyi ayarlayacağım, her şeyi. Oyuncu kedi, teşekkür ederim iyi yayınlar dileğin için, eyvallah. Böyle harita gitti, haberin olsun. Hey, sağ alt. Hey. Ya da bura. Bura bir şeye yaramıyor zaten. Ama iblis falan gelebilir oradan. Vallahi bilemedim ya. Efendim ve sevgili Şener 25 bit gönderip kalp atarken Olgunay'da 50 bit gönderip babuş iyi yayınlar dileğini iletmiş. Teşekkür ederim arkadaşlar. Kesenize bereket. Eyvallah. Ha, Furnace mecbur içeri kurulacak ha. O zaman yemek salonu bir tane olacak abi. Furnace buraya, stove buraya. Yatak ve bir tane dinlenme alanı olacak burada. Abi su yetmiyor su. Su yetmiyor. Şimdi şunu merak ediyorum ben. Bricks için ne gerekiyor? Hem odun, hem taş, hem clay. Oo. 180 saniye içerisinde buradalar. Efendim Olgunay'dan 49 bit daha var. Abime hepsi feda olsun demiş. Canım çok teşekkür ederim. Eyvallah Volvenus'cum, aleyküm selam, hoş geldin. Hoş geldin dostum. Oyunun ismi ne? Judgment Apocalypse Survival Simulation. Ne? Ne kufür ediyorsun lan? Biz sana kufür ediyoruz mu lan? Deme. Gerçekten oyunun adı bu. Aa bekle. Aramızda kodun mu oturtan bir kişiyi tanıyorum. Gamze, ona da dürbün vereceğim. Kodun mu oturtuyor çünkü. Artı 4 vision range verecek bu. Eyvah, toplan. Herkes toplansın. Ali Bey toplan. Herkes suyun oraya hizalanacak abi. Hadi bakalım. Herkese geliyor atak. Cehennem köpeği mi? Reaper mı? Oğlum. Ah, kenardan da bir cehennem köpeği geliyor. Peki. İki Reaper, iki cehennem köpeği. Başka? Temiz mi? Temiz galiba. Nop. Ölmeyiz. Ölmeyiz, sıkıntı yok. Gamze'nin kör noktasında kalıyor mu? Yok, kalmaz. Niye? Çünkü onun vision range'i daha yüksek. Güzel. Vurdun mu indiriyoruz abi. De yani direkt cehennem köpeği gelmesi bu ikinci baskınlarıydı galiba. İkinci baskından cehennem köpeğinin gelmesi hoş değil. Yani civarda bir şeyleri uyandırabiliriz arkadaşlar. O çok tehlikeli. Eğer bir şeyleri uyandırırsak ve bu elemanlar bizi fark ederlerse sonumuz gerçekten kötü olabilir.
Özellikle çok tehlikeli bosslar var oyunda. Onların bizi fark etmemesi lazım. Yani değil bu base 30-40 kişilik base'i bile dağıtabilir o elemanlar. Efendim Loxinav Prime'ın avantajını kullanarak aramıza katılmış. Hoş geldin Loxinav. Çok çok teşekkürler. Eyvallah. Mortax keser bizi. Mortax keser. Mortax net keser. Şimdi birazcık tuğla üretme zamanı. Eğer mümkünse bir minimum 10 tane tuğla üret... 110 ya eben. 110 değil 10 tane tuğla üretelim. Ha, birinin yardıma ihtiyacı var. Hadi bakalım kim koruyor acaba onları? Basarız bir tane sniper tek atarız dert değil. Neyle? Paşam. Nasatarya madem seni kurtaralım ya. Gel de bir ekibi aklını başına getirelim senin. Tamam kurtarırız ya. Normal imp fire imp falan var. Buralardan zarar gelmez. Yahyacığım merhabalar. Teşekkürler iyi yayınlar dileğin için. Sağ olasın. Şimdi herkes aşama aşama ilerleyecek. Binanın arasından geçip bir gidelim. The Spore. O. Konum lan. Mami'ye iyi vurdular. Dert değil. Dert değil. Esir tuttukları çocuk aşağıda. Ops. O zaman ne yapacağız? Şimdi şöyle. Gamze şu köşeyi alacak. Şaka Bey. Hemen onun karşısını. Ağaç var da ağaç minimal bir pusma veriyor. Alp abiyle Ali Bey aşağıyı tutacak. Mami de şöyle şuraya açsın. Herkes şu köşeye kapansın abi. Ama diplerinden gelirse de yapacak bir şeyimiz yok. Gerçi Alp abi bordo bereli gibi ona bir zarar gelmez de. Max. Akademik. Vay. Vay 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 vay. Kapin official tabii ki tabii ki tabii ki. Bana sana zahmet birazcık müsaade var hemen anlatırım. Herkes bir kaçsın bakayım buradan. Şöyle dünya cehennemden açılan bir geçit sonucu yaratıklar tarafından işgal ediliyor. Cehennem yaratıkları tarafından. Bu cehennem yaratıkları olarak tasvir edilenler nereden alıntı bilmiyorum ama. Yani hangi mite ait, hangi efsaneye ait bilmiyorum. Ama dünya cehennem yaratıkları tarafından istila ediliyor. Bildiğimiz bütün canlılık son buluyor. Bildiğimiz bütün bu canlılığın son bulmasıyla beraber insanoğlu doğaya kaçıyor. Ve doğada kendine yeni sığınacak limanlar arıyor. Kendini geliştirip silahlar yapıp bir yandan hayatta kalırken bir yandan da iblislerin dünyayı işgal etmesini engellemek için ya da bu dünyadan onları sürmek için cehennem kapısını kapatacak bir yol arıyor. Gördüğün işte bütün yerleşim yerleri, buradaki kilise, şuradaki çiftlik evi, bu kenardaki çiftlik evi, normal evler, fabrikalar, her yer iblisler tarafından işgal edilmiş durumda. Bizim amacımız bu iblisleri temizleyip gerekli malzemeleri alıp hayatta kalmaya odaklanabilmek. Hmm, Nasatarya tarlada iyiymiş. Karabiyi ritüellerine kesinlikle girmiyor. Tarlaya bakabilir, craft'a yardım edebilir, işi yoksa su çekebilir. Bu işler de mevcut değilse böyle tarla, tapan falan filan bu yılda yardım edebilir her şeyden önce. Böyle yapalım. Su çekme işini de mermerden aslında Nasatarya'ya verebiliriz. Ya. Nasatarya yeni geldi ya. Biraz su çekmekle ilgilensin. Şimdi şöyle hemen oy varmış elimde çok. Erov kapat kapat üretme. Bir tane kompozit bol, bir tane zırh yap bakalım. Peki hayatta kalan üyemizi kurtardık. Nasatarya ile beraber artık 7 kişiyiz. Rica ederim Kapın Official ben teşekkür ederim. Yin Yang'ı Yin Yang olarak düzeltir misin? Düzeltirim canım ne demek? Şahin Docum. Yin değil mi ya? Yin Yang mı? Pardon. Eyvallah. Yin Yang. Her iyinin içinde bir kötü, her kötünün içinde bir iyi. Babuşsa bir Gargamel. Hakikaten bazen kendimi Gargamel'e benzetiyorum ya. Hani bir arada sırada şirinlerden nefret ederim diye bağırmıyorum. Onun dışında aynı. Adamların kara büyü yapmasını nasıl kapatıyorsun? Tıklıyorum. Bak şu kenarda aktif etme seçeneği var hemen şu köşede.
Tıkla. Mr. T'ye hoş geldin. Aktif ediyorsun. Afiyet olsun Luigi, afiyet olsun. Sonraki hatunu ben alabilir miyim babuş? Ya aç ya, bir dur zaten, şey çok kalabalık. Bir dur zaten, ortalık çok karışık. Hadi oradan, Gargamel'miş o pis adam, sen değilsin. Yok abla ya, var var, bende de var Gargamel'lik. Bannerlord diyenlerden nefret ederim falan diye dolanıyorum ortalıkta. Şimdi bu koyunların bakımını hemen evin şu üst tarafına alalım bence. Ama buradan dolaşması daha zor olur. Bence bir birim boşluk bırakalım. Buğday tarlalarını buraya koyduk ya, buğdayın hemen karşısına koyalım. Şimdi iki buğday tarlamız var, iki tane de hayvan çiftliğimiz olacak. İki buğday tarlası ve iki hayvan çiftliği birbirini anca nötrler. O yüzden eğer biz buğdayla bir şeyler yapmak istiyorsak, örneğin ekmek üretmek gibi, ki bizim Baze'in salata yemekten içi dışına çıktı büyük ihtimalle. Birer tane daha buğday tarlasına ihtiyacımız var. Onları da şöyle birbirin boşluk bırakıp yerleştiririz. Bizim kabile var ya, full buğday. Gamze'nin kaçınmasını arttıralım. Saldırıdan kaçırma. Evasion kaçınma demekti değil mi? Saldırılardan kaçınsın. Hayır, ısrarla kabul etmiyorum. Ablacım teşekkür ederim. Umut Kalkın Prime'ın avantajıyla 7. ayını kutlamış. Canım teşekkürler, sağ olasın sevgili Umut Kalkın, eyvallah. Abi seni seviyorum, sohbetin sarıyor. Ben de sana karşı boş değilim kanka, teşekkürler. Teşekkürler, teşekkürler. Tamam. Şimdi hayvancılıkla beraber yün gelecek. Yünlerin gelmesiyle beraber artık nihayet bir yatak daha, çünkü 7 kişi bir yatağa dönemiyor. Yetmiyor abi. Bir yatak daha. Yatakla beraber bir tane de artık şey kabini. Sağlık kabini. Canım şu yukarıdaki ormanı bir parçalar mısınız size zahmet? Ebesinin nikah zahmet. Öyle bir görev ver de bir ömür ormandan çıkamasınlar değil mi? Bir ömür. Ya vejetaryen takılıyoruz. Infected bugün oynandı dostum. Bölüm 3 oldu. Hoş geldin Kamojo Yasin. Hoş geldin canım. Ne haber? Oo, bak 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 bak. Bak şimdi. 4 kişinin tuttuğu biri. Koşun yardıma. Yin Yang ekibi. Koşun abi. Total var, oynayamam. Ege yok. Oo, burası çok açık arazi ama ya. Seri bir çocuğu bulun bakayım burada bir yerde. Evet, burada bir yerde. Kaçsanıza şuraya doğru. Fark etmediler sizi. Çok iyi, çok iyi. Görüş alanlarında değiller. Şimdi bak, buraya nasıl konumlanmak lazım biliyor musun? Adamların yukarıda olduğunu biliyoruz abi. Şöyle konumlanabiliriz. Bu köşeye. Çakalayı çok geride kalıyor böyle. Çakalayı çok geride kalıyor. Onu kullanmam lazım. Çakalayın oraya ayı, Ali Bey'i verelim. Ayı Bey neyse. Alp abiyle Gamze de kenarda beklesin. İki oraya, iki oraya abi. Oops. Kaç. Hafif geri, hafif geri, hafif geri. Hafif geri. Alp abi aşağı, Gamze aşağı. Arabanın oradan görebiliyor musunuz? Tamam, Mami biraz dayak yiyecek. Ve efendim, Ahmet'im Vatashina Kita deyip 26. ayını kutlamış. Ahmet'im teşekkür ederim, sağ olasın, 26. ayın kutlu olsun. Teşekkürler. Oza Bey. Oğlum Mami öldü lan. Reaper'la impler mi? Arkadaşlar Mami öldü bu arada. Herhalde yakın tarihte yeni bir... Oğlum daha ne geliyor? Mami kaç. Mami düştü. Mami düştü. Officer down. Officer down. Dayı. Bunlar bizi pusuya çekmeye gelmiş. Bunlar bizi pusuya çekmeye gelmiş kanka. Adam madam bahane. Adam madam bahane kanka. Pusuyu çaktılar kafama. Pusuyu çaktılar kafama. Bu kadar... Çok çok aşırı kalabalık, aşırı kalabalık abi. Bu kadar gelmez yani. Reaper, Meeper, Allah ne verdiyse bastılar kafama.
Bart. Bart da bir defendermiş. Ahmet'im. Ahmet'im artık sen de bir tanksın. Bizim ölen çocuğun itemleri de sana verelim. Anısı yaşasın Mami'nin. Abi yanlarına medkit falan vermemiz lazım galiba. Ya da armor'da tier 2'ye. Toplayıcılığı falan arttır. Scavenge'i daha hızlı yaptır. Molotof değil. Metalden metal armor'a doğru geçemem ki. Haydi. Bak zaten metal teknolojisi için örneğin bir çiva atar ya da glock mlock yapabilmek için bayağı bir şey istiyor. Crossbow'a geçelim. Yani belki silahları yeterince kuvvetlendirmedik. Sorun bu da olabilir. İleride tarlaların daha az su tüketmesini de açacağım. Abi hemen seri şuraya bir yatak. Sonra bir tane de sağlık kabini. Bir tane de sağlık kabini. Oyun bir dursun, ben bir minik bir iş halledeyim geleyim. Ahmet'imin defansı iyi olduğundan onu Yin Yang ekibine vereceğim bu arada. Karnım acıktı, sipariş vereceğim. Hemen önemli, çok önemli bir işi hallediyorum canım. Dur, Yin Yang ekibini ayarlamadım. Kara mermer artist. Artistin işi yok burada. Ahmet'im gelecek. İşte o kadar. Bir mezar yap bari. Kanka mezar yok. Mezar öğrenmedik. Dekoratif olarak heykel falan yapabiliyoruz da. Oğlum zaten attığımız her adım iblislerin dikkatini çekiyor lan. Bir de oradan mı dayak yiyelim? Bir de oradan mı dayak yiyelim kral? Artist ne ararla pazarda? Arkadaki melodi güzel, evet. Abi deminden şimdiye geldik. Kardeşim olabiliyor arada böyle şeyler. Olabiliyor. Yapacak pek bir şey yok. Kamera kapalı. Geleceğim. Şurada bir ESC'ye basayım da arkada klavye mouse oynamaya devam etmesin. Yapıştır. Hıt 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 hıt. Abi iyisin değil mi? Sorun yok. Yo, bir sorun yok. Yemek sipariş ediyorum. Açım aç. Aç olmam dışında bir sorunum yok yani. Bu bir problem sayılır mı bilmiyorum. Efendim Edmund'cum, efendim canım. Ehe ehe ehe. Benim sesim gelmiyor mu? Serdar niye bana deli muamelesi yapıyor? İyiyim diyorum beyler, sanırım iyi gibi ama yani sesi de pek iyi gelmiyor diye. Arkadaşlar bizi kekliyor, ses kaydı bu. Edmund ben de sizi seviyorum canım, eksik olma. Ay 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 ay. 3.1k babuş coin'im var. Hadi eyvallah. Selamlar Karpuz World. Merhabalar, hoş geldin. Efendim raid için teşekkürler. Çok çok sağ olun. Hoş geldiniz. Hala olmadı mı 15 yün ya? Abi hızlıca ver yünleri. Bir de ekmek pişireceğim. Nerede buğdaylar? 206 tane buğday, çok iyi. Ha bekle, ekmek pişirmeden su tüketimini azaltamıyorum daha. Haydi. Allah'ım nihayet yatak yaptık, millet rahat rahat uyuyabiliyor. Ali Bey. Ali Bey böyle birazcık daha şeye yönelsin. Building'e yönelsin. Bende de 40k var. Vay taklacı patates, bayağı şey yapmışsın. Ne oldu? Gürkan da yazmasın. Ha şey, sadakat puanını. Gürkan mutant ya. Mutant Gürkan. Evet arkadaşlar, şu an restoran beğenmekteyim. Şimdi bizim villaya sipariş getiren bıçaklanma tehlikesi var çünkü buralara sipariş getiren az yer var, biliyor musunuz mu? Tamam. Dinlenme kabinini de yaptık. Buradan health dolduracaklar. 215k. Ne dedi Gamze sana? Yazarsan vururum dedi değil mi Gürkan? İndireyim mi beynine? Hemen Gürkan'a satıyorum bak bu arada.
Gürkan'ı yok sayın. Gürkan o, takılıyor. O, sıkıntı değil o. Bir soru sordum, cevaplayan yok. Sor. Cevaplıyorum, gördüm. İndir indir. Bir dur. Gürkan'ı banlayıp geçeyim. Yok ama kıyamam ya Gürkan'ıma. Kıyamam Gürkan'ıma. O dün böyle direkt ben yanındayım Gürkan. Ben ya Gürkan'a kıyamam ya. Hemen sırtını Ahmet'im ama bak mikserlik yapıyorsun her yerde ya. Gürkan dün benim var ya böyle bir göğsümü kabarttı ya. Göğsümü kabarttı yemin ediyorum böyle. Dedim aslan parçası ya. Gürkan efendi göğsümü kabarttı dün. Ebeğin nikahıymış. Ben olsam uçurur, yok ederim. Total War Attila beceremiyorum ya. Total War Attila'nın mekanikleri diğerlerine nazaran bir parça daha hantal biliyor musun? Biliyor musun öyle bir dedim ki kendimden tiksindim lan şu an. Nasıl bir Türkçe kullanımı o? Oyunu ilerletmeyi unuttum değil mi? Şu an ben sipariş ekranındayım da. Oyunu ilerletmeyi unuttum. Tamam herhalde. 42 tane büyük boy. Evet. İnş doyar. Ah Trader geldi. Ah, okay, Trader'la bir derdim yok. Şimdi şöyle dostum sevgili Fair Cry. Total War Warhammer 2 ve Total War Troy oynamışsan veya Three Kingdoms oynamışsan o oyunlardaki mekaniklerden geride bir mekaniğe sahip. Bu şey mevzusu. Dövüş mevzusu. Bu yatağın niye rengi yok lan? Yatakta bir parça renk olaydı bari. Çakaray'ın archer'lık devam. Böyle vurduğu gibi inletsin. Ben ne yapacaktım bu arada? Neye ilerliyordum? Ha, suyu daha az tüketmeye doğru ilerliyordum. Daha az su tüketilirse daha iyi olur. Bunlar bize sürekli baskına geldiklerine göre acaba kum torbası mı yapmak mantıklı? Spike barikat mı yapmak mantıklı ya? Bence kum torbası yapıp siper alalım abi. Bak şuraya bir yere bir siperlik inşa edelim, tamam mı? Evin kenarına, evin kenarına, çiftliklerin kenarından şöyle siperlik inşa edelim. Ya da burada şeyin kenarını, kuyunun kenarını alalım. Karşımızda gelip bize saldıracak elemanlara karşı minik bir önlem almış olalım abi. Ya Ozan Efendi derste Ahmet'im ya. Ozan Efendi derste. Arkadaşlar bir saniye kamerayı açacağım şimdi. Tabii ki tabii ki abone olduğunda 1.2k fazla alıyorsun. 1.2 çarpanla alıyorsun. Babuş coin'i. O açıdan abone olmak önemli tabii ki. Kamerayı tişörtsüz açacakmış, hazır olun mu? Hayda. Ablacım çok yaşa. Çok yaşa Şahmeran ablam. Teşekkür ederim. Teşekkür, teşekkür. Ya abla biliyorsun normalde yani ben chatte bütün yazılanları okuyorum ya. Bir şeyse hani ben görmüyorsam demek ki görmek istemiyorum yani. Benim görmeme gibi bir durumum yok. Demek ki görmek istemiyorum. Allah razı olsun. Dün sen de bayağı idare ettin. Neyse abam boş verin ya. Boş verin, ben oyun oynamak istiyorum ya. Şu puanlara bir şeyler ekle. Gamze üşeniyor, ondan ekleyemiyoruz ya. O kadar diyorum Gamze, diyorum şu puanlara bir şeyler ekle diyorum. Yayıncı olan sensin diyor. Hak veriyorum ama sonuçta eklenmiyor. Nasatarya Bey'e ne vereceğiz burada? Accuracy ya da Vision Bank. Bakış açısını da arttırabiliriz, isabetini de arttırabiliriz. Bence Nasatarya'nın isabetini arttıralım.
Nasatarya'nın isabeti işimize yarar. Aha! Bir kurtarma görevi daha. Oğlum geçenlerde adamı malamat ettiler. Hadi bakalım. Tehlikeli görev ama gidelim ya. Adama ihtiyacımız var usta. Birileri ölüyor çünkü. Birileri sürekli ölüyor. Burada dikkatli olmak zorundayız. Sıkıntı yok. Baba sen izle. Keyfine bak. Rahatına bak. Muzaffer bir bekle be oğlum Muzaffer ya. Bir bekle la. Bir dur la. Şimdi gece vakti olduğundan herkesin debuff'u var değil mi? Aynen öyle. Gece vakti olduğu için herkesin isabeti falan düşük. Şöyle bir... Aa bulduk bile. Ama onlar da bizi gördü. Evde tek değilim merak etmeyin. Onlar da bizi gördü de nasıl yapacağız? Bak Ahmet'im tank. Ahmet'im kalsın. Bizim diğerlerini şöyle geriye geçirelim abi. Ahmet'ime birinin vurabilmesi için mutlaka ya buradan ya buradan gelmesi gerekiyor, tamam mı? Bizimkiler de her halükarda bütün açıları görüyor. Şapkan güzelmiş ya. Çocuğu kurtarırken niye şey sesi geliyor, çöp sesi geliyor onu anlamıyorum ki. Ha Demon'ın da Vision Range'i düşük. Lan iki tane miymiş o? Tamam. Vuramadı Ahmet'ime. Güzel. Çakalayım acık demek yememiş. Vay. Bak araştırma durduğuna göre birileri geliyor kanka. Birileri geliyor. Ahmet'im siper'e. Tamam. Devam. Bir şey olduğunda siper abi bundan sonra. Duruyor mu bir daha bir tur daha? Durmadı. Anne. Tamam. Çıkar herkesi buradan. Hanımefendi geldi. Ayşe 22 geldi abi. Sarışın. Gerçek olamayacak kadar güzel profil resmi olduğuna göre Ayşe 22 baba. Frozen Aim bakar mısın? O ne bilmiyorum. Sırf sizi korumak için önden gidiyorum. Ahmet'im Alaman Mami de önden gidiyordu. En önce o öldü. Ama insan yani Ayça 22 kurtarmak için ölürse de koyar biliyor musun? Oo ama Ayça her şeye yetenekli. O ne lan? O ne lan? Kara büyü desen var. Hızlı çalışma desen var. Hem hızlı çalışan hem kara büyü. Bir de iyi çar geldi ya la. Bir de iyi çar geldi ya la. O mayva moşin değil o. O zaman bekle. Kara büyüyü falan bir geriye al. Onlar şimdilik yasak. Base'in yerini daha çabuk tespit edip bizi öttürürler çünkü. Crafting. Sonrasında su. Crafting, bina yapımı, su, tarla. Ve bilumum diğer amelelik işlerini kilitleyelim. Çünkü bunların kilitlenmesi gerekiyor abi. Her şeyden önce crafting ama. Hemen Ayça'ya da bir silah ve armor yapalım. Tık tık. Aa aslında wool falan da yapabiliriz abi. Bir de şu kendi base'imizi bir sömürürsek güzel olur biliyor musun? Buradaki scrap'leri toplarsak. Ozan'la bizi amele çarlarına ver. Eyvallah Şener veririm. Ayça'ya VIP çar geldi aynen öyle. O evet oyunu önceden de oynadım. Necip'cim hoş geldin canım. Ne oluyor abi? Ha bizimkiler eve doğru dönerken grubu sıkıştırmış birileri. Sıkıntı yok. Ahmet'im çekip vurmuş onu. Eve gelirken yolunuz kesilmiş. Tamam. Arttır hızı şöyle. Armor da craftlandı. Çok iyi. Ama yetmez bu armor ya. Suyu daha idareli kullanmayı alacağım. Zira o kadar su gelmiyor bana. Suyu biraz daha idareli kullanmayı alalım. Hmm.
Oyun ücretli de ücretinin ne kadar olduğunu bilmiyorum. Lan bir kum torbası falan yapsaydık bir yere ya. %99 birazdan gelecekler muhtemelen. Abi bugün biraz hızlı doluyor sanki bu şey ya. Biraz hızlı doluyor yani. Gel. Hizalan. Ali Bey sen de gel. Tamam herkes hazır galiba. İki kişi oradan geliyor. İki tane kurt adam geliyor yukarıdan. Peki. İki kurt adam yukarıdan geliyor. Aşağıdan ne geliyor? Üç tane cehennem köpeği geliyor. Tamam. Bu kurt adamların bize saldırması için şuradan girmesi gerekiyor. Cehennem köpekleri menzile girdiği an ölürler zaten. Tamam kurt adamlardan biri indi. Farklı farklı hedeflere odaklanıyorlar. Alp abiye ne yaptılar öyle ya? Alp abiyi mahvettiler. Öf, o nasıl bir damage vurma lan öyle? Adamlar iki vuruyor, yer gök inliyor usta. Herkesin bir dinlenmesi lazım. Ha, burada otomatik health basılıyor. Anladım. Bizde 20 tane health malzemesi var öyle mi? Peki bu health malzemelerini üretebilmek için ne gerekiyordu? Ne gerektiğini bilmiyoruz. Anladım. Daha henüz o teknolojiye ilerlemedik. Elimizde bayağı bir wheat var. Bunları ekmek yapabiliriz abi. 50 tane ekmek hiç fena sayılmayan bir rakam olur. Yani en azından salatanın yanına ekmek de yemiş oluruz. Bununla beraber bize birazcık daha odun lazım gibi. Şöyle şuradaki odunları bir keselim. Bizim bu base büyür de bizim bu base büyüyene kadar. Yavrum ey. Ne oldu Turul, ne oldu söyle. Yeni yay yap. Aa, aslında crossbow yapılabilir, mantıklı. Ama crossbow için reçine lazım. Şundan bir 40 tane yapsana ya. Şimdilik. Sürekli 40'ta kalmasın ama ya. Dur o tek seferlik emir olsun. Efendim Sezar Paşa abonemiz olmuş. Teşekkür ederim Sezar Paşa, sağ olasın. Sağ olasın, abonemiz olup yayınımı desteklediğin için çok çok sağ ol. Umarım keyifli güzel zaman geçirirsin, eyvallah. Benim için bir mezarı çok gördün ya. Yok ki oğlum, yok yok, bak mezar yok, mezar. Çiçek dikeyim mi bir yere, isten mi? Bana bir mezar diyor. Gagasına tükürdüğüm. Kim bilir ölüm merasimi nerede düzenleniyor. Ama bir saniye Mami, bence cesedini satarız lan. Tüccarlar gelir kanka. Agam size biz ceset verin. Bak burada leather armorlar, deri armor daha iyi ya da scrap armor. Aslında scrap armora doğru yürüyebiliriz ya. Scrap armorlar daha iyi olabilir şu elimizdeki bir levelliklere nazaran. Güzel item geldi. Sıkıntı değil. Popülasyonu arttırmaya çalışacağım. Aynen öyle. Popülasyonu arttırmaya çalışacağım. Ansup mu? Ne var be? Alp abinin damage'i de arttıralım. Efendim be, Sezar Paşa 25 bit göndermiş. Sağ ol babuşum, kolay gelsin demiş canım. Teşekkür ederim, eyvallah, sağ olasın. Şimdi bizim ana amacımız eğer ki silahlarımızı kuvvetlendirmek ve armorlarımızı güçlendirmekse, sağdan soldan topladığımız materyallerle biz bir yola varamayız abi. Biz bir yola varamayız sağdan soldan topladığımız materyallerle. O yüzden loot'a çıkmak en mantıklı seçeneklerden biri olur. Loot'a çıkmayı deneyeceğiz ama öncelikle bir base'deki işlerin bitmesi ve ekibin hazır olması gerekiyor. Selamlar Çeresim, merhabalar. AFK yumurta, keyifli seyirler, eyvallah. Officer down, officer down. Kim öldü de kötüler elendi diyorsunuz? Mami öldü. Mami öldüğü için de biz kötüler elendi diyoruz.
Bence elendi. Ve bence Mami kötü. Şimdi bundan sonraki aşamada ne yapmak gerekiyor? Bundan sonraki aşamada yavaştan loot'a çıkmak gerekiyor ama bizimkiler buraları araştırdı mı acaba? Ellerinde yeterince scrap var mı? Ya da loot'a çıkmadan evvel buraların araştırmasını yaparız. Şimdi research'tan buradan Taloring'e gitsek ve 200... Oha 240 puan ne ya? Madem öyle crossbow yapımına odaklanalım. Tüfek. Verseniz ala bir şeyler. Yok ki tüfek alacak paramız falan yok. Bana reçine lazım ya. Bizimkileri bence reçine avına yollayalım. Evde boş boş oturmasınlar. Ama reçine için şey gerekiyor abi. Yürüyün bir ilerleyin. Kamp ateşi bulmamız gerekiyor herkesin eline crossbow vereceksek. Kim bilir kamp ateşleri nerede? Aha burada. Bak buralarda reçine var. Ama ebesinin nikahı ya. Oğlum bu oyunun zorluğunda bir şey var galiba ya. Buradan reçineleri alır çıkarız da. Umarım ölmeden alıp çıkarız o reçineleri. Birkaç parça eşya için ölmek istemiyorum. Fight'ı elle yapalım. Otomatik yapmayalım. Abi direkt kurt adam dibimizde başladı. Ne yapacağız? O gece olduğundan bir de bakış açıları kötü. Oğlum o nasıl vurmak? Gamze'de evasion var Allah'tan. Ahmet'im hayır. Abi dön eve dön dön. Dön eve. Dön eve reçinesi batsın dön. Dön eve reçinesi batsın dön. Vallahi reçinesi batsın ya. Vallahi biri gelecek kafamıza çakacak çotank diye. Hah yardıma ihtiyacı olan biri. Abi base'e gidip dönmem lazım ama. Base'e gidip dönmezsem olmaz. Bak base'e gittim. Hemen geldim. Buradan health için medkit malzemelerini kullandım. Kullanamadım. Önce zaman geçmesi gerekiyor. Tamam Alp abi bir kendini iyileştirsin. Herkesin canlar iyi mi? Yeterli, yeterli, yeterli. Hallederiz, hallederiz, hallederiz. Humancım işte gruba adam ekleyebilmek için insanların yardım sinyali yollamasını bekliyoruz. İnsanlar yardım sinyali yollamadıkları takdirde gidip bizim onları kurtarabilmemize imkan ihtimal yok. Oo, bu kötü oldu. Ama Allah'tan gündüz vakti yani bu elemanlar bizi görmüyor. Herkesi şöyle varillerin arkasına. Ahmet'in bir analarına sövüp gelsin. Heh, püh, güzel tükürdü. Ali Bey'in kaçması gerek. Tamam adamlar burada devreye attığına göre bizim çocuk da burada. Esir tutulan mahkum bebe de burada diye tahmin ediyorum ama. Aynen öyle abi. Aynen öyle. Aynen öyle. Şimdi. Herkes bir pozisyonu alsın. Herkes bir pozisyon alsın. Herkes her yeri görüyor mu? Görüyor. Tamam. Şuradan gelirlerse kötü. Yani çünkü direkt körden çıkıyorlar anladın mı? Körden çıkıyorlar. Burası kötü. Olimpik yay o ama şey kullanamayabilirler. Olimpik yay ne ya? Kutsal item. Herkes kutsal silah kullanamıyor. Ali Bey'in biraz kafaya vurdular. Geriden geliyorlar bu sefer. Ali Bey güvende. Ahmet'im tanklayacak damage'i. Güzel damage yedik. Den geldi. Den samuraymış aslanım. Peki samuray olmanın özelliği ne? Şerif. Tekno
fobisi, teknoloji fobisi var. Bodybuilder ve Labrador. Atan bir amele yani. Okey. Okey. Tam bir böyle kas gücü. Full kas gücü. Ha, Şener'e verelim madem. Ağzım sulandı şu an diyor. Ahmet'im ne alacak? Evasion alacak tabii ki. Milli defans alacak. Bu yayı Archer skill'leri güçlü olduğu için Çakalay'ı kullansın. Diğer yayı dene versin. Bir tane armor yapalım burada. Bununla beraber dene. Şener diyelim. Ve sonra Şener'in görev önceliklerini verelim abi. Şener'in görev öncelikleri. Şener beyinsiz. Kanka üzgünüm. Yani çar öyle. Yapacak bir şey yok. Şener ciddi ciddi beyinsiz bu arada. Yani adama laf sokmak için falan demiyorum kanka. Yok. Eksi 60 diyor. Hani adamın bilim korkusu var abi. Bir şeyler öğrenme korkusu. Aslında yani cehalet mutluluktur derler. Buna çok da karşı olduğum söylenemez. Mermerin crafting'ini iyice yükseltelim. Mermer %160 crafting oldu abi. Craft adamı oldu. Helal lan mermer. İki tane crossbow yapabiliriz abi. İki crossbow gayet güzel olur. Şener'e armor verilir. Eyvallah. Gün 20'ye kadar gelmişiz oyunda bu arada. Birazdan save alalım ve oyunu salalım efendim. Yine beyinsiz çarım. Kanka olabiliyor. Nefes almayı unuttum. Teşekkür ederim Semih Bey. Gayet iyiyim. Sağ olasın. Sen nasılsın? Bir invade daha atlatmaya çalışalım mı? Bence bir invade daha atlatalım ya. Eğer birileri yardım çağrısında bulunmazsa. Bir invade daha atlatalım. Gerisine öyle devam edelim. Yeterince yünüm var mı? Var. Peki bir saniye. Sağlık malzemesi için ne gerekiyor? Lojistikten. Evet evet evet. Medisin üretmek için lojistiğe gitmek gerekiyor. Lojistik 180 ve bir tane de kitap lazım. Oho. Biz armorları, scrap armoru yapmazsak o kitabı alana kadar bizi dinlene dinlene döverler hocam. Dinlene dinlene döverler bizi. O loot'u almak her baba yiğidin harcı olaydı. Hey yavrum hey ya. Hey ablam ya, ortalık sıcak valla. Yani yüz, yani yüz. Aslında evet, yani sırf bizim ekibe loot'a çıkacak 5 kişiye küçük health kitlerden yapılır. Ve Çakale'ye zaten olimpik yay verdik. Ahmet'im sağlam demeye çıkarıyor. Ahmet'ime crossbow verelim. Gamze sağlam demeye çıkarıyor. Ona da crossbow verelim. Oo, ya vaktinde hazırlanmış bütün crossbow'lar. Ufak ufak geliyorlar gibi. Gel gel. Gel. Kimse bir yere ayrılmıyor. Bekle. Herkes bir toplansın şuraya. Daha yeni 9 kişi olduk zaten. Hayatta kalanlara saldırılmaya hazırlanılıyor. Fark ettik. Fark ettik bak. Ahmet'im, Gamze ve Çakalay damage çıkaracaklar. Onlar damage çıkaracağı için şöyle ortada olsalar iyi olur. Herkes tamam, herkes tamam. Şener gel. Sen beyinsizsin. Önde damage'ci. Hellhound geliyor buradan. Burada bir tane normal imp var. Arkadan da cehennem köpekleri geliyor. Tamam, güzel güzel. Tek noktadan gelmeleri çok çok iyi. Reaper sıkıntı. Bak Şener hakikaten damage yemiyor. Gördün mü? Yalan söylemiyorum yani. Şener gerçekten damage yemiyor abi. Adam samuray çünkü. Ahmet'im şey. Patates güzeltmesi. Oyunda amaç ne? Hayatta kalmak tarzı. Başka ne olabilir? Aynen aynen, tam defans yarı böyle. Bırak sabaha kadar dövsünler. Neyse ya, tamam. Judgment serisinin ikinci bölümünde böylelikle
sonuna gelmiş olalım efendim. Bu arada var ya, net diğerinden çok daha zor bir save bak. Nereden anlarız daha zor olduğunu? Abi 81 günde 32 kişi. Burada daha 21. günde 9 kişiyiz ya. Bilmiyorum, daha fazla olurduk herhalde. Ölen kalan falan olmazdı. Yani. Güzel güzel. Var bir zorluğu da halledeceğiz. Sıkıntı yok. Sezon 2'nin daha zor olması daha iyidir abi. Keyif verir.